Merhabalar sevgili koçlar Haftalık falınıza bakmak üzere şimdi fincanınızı açacağım Umarım sizin adınıza dilediğim güzel şeyler bu fincanda kendini gösterir Hep güzellikleri diliyorum, iyi şeyler diliyorum Umarım gerçekten istediğiniz sonuçlar çıkar İstediğiniz konulara değinirim İnşallah güzel bir hafta olsun Evet güzel göz aydınlığınız var sevgili koçlar Şöyle bir bakalım. Evet sevgili koçlar. Karanlıklar içinde çok güzel, çok güzel bir haber alacaksınız. Biraz ailecek canınızın sıkıldığı bir hafta olacak sevgili koçlar. Böyle bir kasvetli bir şeyler var aile içerisinde. Görüşmeler, konuşmalar var. Bir canınız toplu olarak sıkılmış. Ama e, bunun bu kasvetin içinde öyle güzel bir haber vereceksiniz ki siz vereceksiniz bu haberi. Öyle güzel güzel bir şey gelişme olacak hayatınızda ve siz ailenizle bunu paylaşacaksınız. Gerçekten bir nebze de olsa onların içlerine e, ne derler böyle bir e, şey gelecek, huzur gelecek, mutluluk gelecek, su serpeceksiniz. Doğru kelimeyi bulamadım, kusura bakmayın. Gerçekten bu kadar sıkıntının içerisinde sizden e, güzel bir haber almak onlara çok iyi gelecek. Siz de çok mutlusunuz, onlar da çok mutlular bu anlamda sevgili koçlar. Evet, uzaktan da biri var. Uzaktan böyle bir nasıl söyleyeyim? E, uzaktan resmen ailenin herkese böyle bir e söyleyeceği lafı var. Her şeye karışıyor, her şeyden haberi var. Uzakta olmasına rağmen aile içerisine karışıyor. Ailede olan bitene karışıyor ve mutlaka söz hakkı olduğunu düşünüyor. İşte onunla ilgili sıkıntılar olabilir bunlar. siz de buna karşısınız. Yani hem ailenin dışında olup hem olaylara müdahil olması sizi gerçekten canınızı sıkıyor. O yüzdendir ki onun saf dışı kalmasını istiyorsunuz. Yani ailenizle bu konuyu görüşeceksiniz. Onun e, aile içerisindeki artık bu söz hakkının e, bitmesinden yanasınız. E, dolayısıyla e, biraz aileniz de size bu konuda karşı aslında. Yani doğru düşünmediğinizi e, söylüyorlar. Şöyle buraya bir bakayım. Güzel bir şey yaşarken bir şey olmuş böyle e, gölge düşürmüş olaya. Siz güzel bir anı paylaşırken birileriyle böyle birisi gelmiş bir şey söylemiş ve gölge düşmüş o güzel anınıza. Ve o andan itibaren tabii ki o kişiye karşı böyle negatif doğmuşsunuz. Negatif doğduğunuz kişi de aslında sizin hayatınızda önemli bir insan. Böyle bir e, nasıl söyleyeyim sizin... Ee, belki de iş hayatınızda bu çünkü böyle bir iş ortamı gibi bir yer iş hayatınızda gerçekten olabilir bu insan ee, geliyor bir şey söylüyor güzel bir anınızı rezil edip gidiyor ve siz de gerçekten doluyorsunuz ona karşı dolduğunuz için de bir arada olmayı çok istemiyorsunuz açıkçası. bir de böyle iş hayatınızda yine birisi gelecek böyle resmen elinde sihire değnek var gerçekten bu yeni işe başlayan bir insan mı yoksa yeni yani bir ortamda sizin sizin üstünüze mi atanan bir insan bilemiyorum ama yani böyle bir ofis gibi bir ortamda böyle e, sizin üstünüzmüş gibi e, hal ve tavırlar içerisinde ama çok güzel yenilikler getirecek böyle resmen elinde sihirli değnek var ve hepinize dokunuyor o değnekle ee, belki de gerçekten güzel atılımlar olacak sizin bulunduğunuz ortamda size buna tabii ki alkış tutuyorsunuz çok mutlu bir hal alıyorsunuz sevgili koçlar tavşan kaç tilki tut misali böyle biri sizden kaçıyor siz de onu kovalıyorsunuz Gerçekten bu bir aşk. Siz çok istiyorsunuz o insanla birlikte olmayı. Ama o da böyle kendini naza çektikçe çekiyor. E, çok mu değer verdiğinizi, önemsediğinizi, ondan vazgeçemeyeceğinizi düşünüyor bilmiyorum ama. Yani öyle bir ruh hali içerisinde çokça böyle bir e, şımarmış, şımartmışsınız siz o insanı. Belki de layıktır tabii ki. Ona söyleyecek lafımız yok. Ama e, böyle bir o kaçıyor, siz kovalıyorsunuz. Evet henüz kaçmakta. Bilemiyorum bunun sonucu ne olacak. Bu hafta bir gelişme olur mu bununla ilgili? Bilemiyorum ama siz böyle ama bu durumda böyle bir güçlenmişsiniz. Demek ki şöyle görüyorum ben bunu. Bu hafta bununla ilgili bir gelişme yaşayacaksınız. Evet, bu konuda bir güçlü duruyorsunuz. Böyle bir kendinizden emin duruyorsunuz. Ya artık e, kovalamaktan sıkıldınız ve bunu bir netliğe kavuşturmak istiyorsunuz ya da artık karşılıklı gelip bu konuyu görüşüp sonuca bağlayacaksınız gibi bir durum var. Çocuklu koçlar çocuğunuzla ilgili bir gelişme yaşayacaksınız bu hafta. Bir başarısını konuşuyorsunuz. Çocuk resmen maşallah böyle kanat takmış adeta uçuşuyor böyle mutluluktan. Siz de onunla ilgili böyle güzel bir şey yaşadığınız için çok gururlu ve yani mutlusunuz etrafınız çok aydınlık ve çocuğunuzla ilgili olan bu gelişme sizin böyle gerçekten göğsünüzü kabartmış çok mutlu oluyorsunuz gerçekten böyle rahat huzur içerisindesiniz onunla ilgili hane de tabi bununla ilgili çok mutlu demek ki güzel bir başarı elde edecek çocuğunuz güzel bir haber getiriyor size ne mutlu maşallah Allah bozmasın Sevgili koçlar evet gerçekten e, en sonunda muhabbet kuşu gibi gördüm sizi. Bir e, var olan bir ilişkinizde sorunlar yaşadığınız bir ilişkinizde en sonunda orta yolu buluyorsunuz. E, bir telefon görüşmesi alıyorsunuz ve bu görüşmenin e, akabinde hemen yola çıkıyorsunuz ve o kişiyle buluşuyorsunuz. Ama buluşmanız e, şöyle söyleyeyim çok farklı olacak. Yani siz bile beklemiyordunuz böyle bir şeyi. Gerçekten güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir görüşme, yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceksiniz sevgili koçlar. O ne güzel ne güzel. Bu hafta böyle çok kısmetli de bir dönemde siz bakın balıklarınız vesaireniz bir şeyi de böyle nasıl söyleyeyim resmen bıçak gibi kesip atıyorsunuz. Bir konu var ki böyle nasıl söyleyeyim sizden hiç beklenmedik bir hareket böyle resmen geliyorsunuz bıçak gibi kesip atıyorsunuz tamam diyorsunuz son nokta budur bitti bitti noktayı koyuyorsunuz ve artık görüşmüyorsunuz konuşmuyorsunuz hiçbir şekilde konuyla ilgili bir şey söylemiyorsunuz yani sizin bu tavrınızı herkes şaşırıyor ama sizin için demek ki iyi olacak çünkü etrafınız çok aydınlık ve kısmetli bir ortam kısmetli bir ortam demek ki artık canınıza tak etti sizde olayları kökten çözmek için böyle bir sonuç e, layık gördünüz öyle söyleyeyim sevgili koçlar biri sizinle ilgili böyle toplamış 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 boğazında böyle bütün kelimeleri yutkunmuş 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 en sonunda açığa çıkaracak ve siz duyduklarınızı o kadar şaşıracaksınız ki gerçekten şok olacağınız bir hafta olacak bu hafta yani bu kişinin sizinle ilgili fikirleri, düşüncelerini hiç tahmin etmiyordunuz. E, neler biriktirmiş böyle içinde siz bile şaşıracaksınız. Biraz sinsilikle, biraz kurnazlıkla onu suçlayacaksınız. Ama böyle bir e, maalesef yakınınızda böyle bir olay olacak. Bu hafta içerisinde öyle görünüyor. Birazcık sizi de şaşırtacak, üzecek bir olay yaşayacaksınız. Ama e, tabi genel olarak Haftanız iyi geçecek Genel olarak mutlu ve huzurlusunuz aslında ee, Sevgili koçlar Bu hafta öyle Zorlu bir hafta olmayacağı benziyor Evet bir bakalım 3 hmm, üç ki, üç kişi bir yere Gitme planı yapacaksınız 3 kişilik tatil Aa, Ne güzel Evet yolunuzda Kısmet yolunuzda açık Niyet dilek yolunuzda açık Evet üç kişilik tatil planı var. Üç kişi bir yerlere gidiyorsunuz. Çok şen şakrak mutlu huzurlu dönüyorsunuz. Ama biraz para hesabı yapmayı unutuyorsunuz sevgili koçlar. Birazcık kesenizi bütçenizi sarsacakmış gibi duruyor bu tatil. Olsun önemli değil tabii ki. Evet genel olarak canınızın sıkıntısını da giderdiğiniz bir hafta olacak. Bu hafta hafta sonuna doğru daha ferahlamış rahatlamış olacaksınız. E ee, ve böyle koşu aradım da böyle birilerini ziyarete gidiyorsunuz. Bir aile büyüğünü ziyarete gidiyormuş gibi bir durumunuz var. Böyle koşu adımlarla böyle sevgiyle koşuyorsunuz ona karşı. Çok sevdiğiniz birini de ziyarete gideceksiniz. Umarım gerçekten rahatlayacağınız bir hafta ve hafta sonu geçirirsiniz. önemli olan bize gelenler değil. Bizim nasıl karşıladığımız olayları, biz nasıl görüyoruz, hangi bakış açısıyla bakıyoruz? Önemli olan bunlar. Lütfen bakış açınızı asla kötüye çevirmeyin hep aydınlık ve güzel şeyler düşünün sevgili koçlar her şey gönlünüzce olsun sevgiyle kalın